Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde analitik geometride kaldığımız yerden devam ediyoruz. Analitik geometride testleri çözümünde kalmıştık. Yani şimdi testteki çözümünü yapacağız sizinle birlikte. Evet kitabımızda sayfa numarası 77 ve 78 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle bir şekil verilmiş. Bir de AB uzunluğu 2K, AC uzunluğu 3K verilmiş. AB 2K, AC 3K yazarsam buraya ne kaldı? K kaldı. C noktasının koordinatları isteniliyor bizden. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler olan uzaklıkları bizim için önemliydi. Şu uzaklık kullanılabilir. Hatta şu uzaklıkta kullanabilir de gerek yok. 6'ya 4 değil mi burası? Evet. Burada dikten dik çizilmiş oldu. Şuraya bir A diyecek olursam öklit bağıntısı kullanabilirim. Yani 4'ün karesi eşittir 6 çarpı A'dan. 16 bölü 6 eşittir A'dan. A'yı buradan 8 bölü 3 olarak buluruz. A buradan 8 bölü 3. Şimdi buraya gelelim. Analitik düzlemde bir nokta isteniliyorsa Eksenler olan uzatları bizim için önemliydi. Birinci yol bu. Hocam buradan dik çizeriz. Bak burada bir kelebek çıktı deriz. Şuradaki kelebekte 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 orandan 2 deriz buraya. 8 bölü 3 ise 2'ye 1 orandan burası da 4 bölü 3 çıkar. 8 bölü 4 3 ile 4 bölü 3'ün toplamı 12 bölü 3'ten 4 çıkar. Yani burası toplamda 10 birim yapar. 10 birim sağda 2 birim aşağıda. C noktasını 10'a eksi 2 olarak buluruz. Ve cevap akçay çıkar. Böylelikle toplamları isteniyor bizden. Ama Başka türlü de bulabiliriz. Başka türlü nasıl bulalım? Şu bizim oran oran tekniği de bulabiliriz arkadaşım. Şimdi burası k ya. Dikkat et. Şurası ne yaptı toplamda? 6 artı 8 bölü 3. 18 artı. Burası 26 bölü 3 mü yaptı? Evet. 26 bölü 3'e 0. 6'dan 26 bölü 3'e yükselmiş. 26 bölü 3'ten 6 çıkartırsam. Şurada çıkartayım. 8 bölü 3 bu geldi. Evet. Şimdi 2K'da ne kadar az yükselmiş? 8 bölü 3 yükselmiş. K'da kaç yükselir? 4 bölü 3 yükselir diyeceğiz. O zaman K'da şuradan şuraya bu yönlü gidiyorum ya. Buradan başlayayım. K'da 4 bölü 3 yükselt. 4 bölü 3 yükseltirsem burası kaç yapıyor o zaman? Burayı bulmuştuk biraz önce. 26 bölü 3'e 4 bölü 3 eklersen 30 bölü 3'e sonra ordinata bakalım. 4'ten 0'a 2K'da 2 azalmış. Değil mi? 2K'da 4 azalmış pardon. K'da 2 azalır. E buradan da 2 azalttığın zaman eksi 2 noktası yapar. Yani burası 10'a eksi 2 bu şekilde de bulunabilir. Toplamları 10 artı eksi 2 isteniyor bizden. Toplamları da kaç çıkar böylelikle? 8 çıkar. Yani birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. A belli 2'ye 9. B belli 5'e 0. C belli pardon D belli 8'e eksi 3. C de belli olur aslında. Niye? C'yi bulmaya gerek var mı bu arada? E isteniyor. Yok gerek yok. Çünkü diye arkadaş şuradaki orta noktadan dolayı ben burayı bulabilirim. Toplamların yarısı 7 bölü 2'ye. Toplamların yarısı 9 bölü 2. Ama bölü 2'li geldi burada. Sanki burada bir oran var mı? Var. Yani şuraya bir a a dersem. Burası da 2 a oluyor ya. Bak kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 2'ye 1. E hocam 2'ye 1. Burada da 2'ye 1 oran. İşte 8'den 7 bölü 2'ye azaldığı duruma falan bakacağız. Hadi rasyonel sayıyla uğraşıyoruz. Bence buradan bakmaktansa c noktasını bulalım. Ne olur ne olmaz. Belki daha kısa çıkacak. O yüzden c'yi bulalım. Karşıtlı içler toplamları birbirine eşit 8, 5 daha 13 ise 13. 2'nin 13'e tamamlayanı 11'dir. Şu ikisinin toplamı eksi 3. 9 ile neyi toplarsan eksi 3 yapar. Eksi 12'yi toplarsak yapar. E ee, tamam bak hiç transfer sayı ile uğraşmıyoruz. Bak burada 2'ye bir oran var ya. Burası da 2N burası da N deriz. Şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar. Bu yönüne gidelim. Şimdi dikkat et 2'den 11'e kaç yükselmiş? 9 yükselmiş 3N'de. 3 n'de 9 yükselmişse n'de 3 yükselir. Buradan buraya n var zaten. 2'den 3 yükselt. Burası 6 mı yapar? Evet. 9'dan eksi 12 azalma var. Eksi 12 eksi 9 eksi 21 yapar. 21 azalmış. O zaman 3 n'de 21 azalmışsa n'de 7 azalır diyeceğiz. E n'de 7 azalır dediysek o zaman 9'dan 7 azaltacağız. Yani kaç yapar? 2 mi yapar? Evet. Şimdi bizden E noktasının koordinatları isteniyor. Toplam isteniyor. Yani 6 artı 2 isteniyor. Cevap böylelikle 8 yapar. Evet ikinci soruyu böylelikle balıkesir bulduk. Geldik üçüncü soruya. Oranlama var. Açı ortay var. Hani kollardaki oran 6 bölü 10. Tabandaki oran eşit. 3 bölü 5. Yani burası 3K burası 5K mıdır? Evet. Ne noktası isteniyor? Buradan başlayalım. Bu yönde gidelim. 2'den 10'a 8 yükselmiş. 8K'da 8 yükselmiş. K'da 1 yükselir. E buradan buraya 3K var. O zaman 3K'da 3 yükselir değil mi? Yani apsisten bakmıştık. 2'den 3 yükselttiğim zaman 5 yapıyor burası. 8'den 0'a 8 azalmış. 8K'da K'da 1 azalır. 3K'da da 3 azalır o zaman. O zaman ordinatta da 3 azalacak. 8'den 3 azalttığın zaman burası da 5 çıkar. 5'e 5 noktasını böylelikle buluruz. Üçüncü soru balıkesir oldu. Geldik dördüncü soruya. ABCD karesinin çevresi. Arkadaş burası 1 mi? 1. Şimdi analitik geometriye bir nokta verilmişse, de isteniliyorsa eksenler olan bizim için önemliydi. Hocam şu uzaklığı bulduk bir de şu uzaklık karıştıracak diye çizmiyorum. Sonuçta bu yukarıdaki kaç birim yukarıda olduğunu bulursam o sıkıntı ortadan kalkıyor. E ne yapacağız burada? Hocam 90 derece. Burası da eksi 3 noktasıymış. Eksi 3 noktasıysa bu uzunluk kaç birimdir? 3 birim değil midir? Evet. Şu uzunluğun 3 birim olduğunu biliyoruz. E hocam burada 90'lar havada uçuyor. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. Beta 90 alfa alfa 90 beta. Yani şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta bu bir kare olduğu için 90'ın karşısındakiler eşit oldu. Yani eş üçgen. Beta'nın karşısı 1 ise beta'nın karşısı 1. O zaman buraya 2 kaldı. Alfa'nın karşısı 2 ise alfa'nın karşısı burada da 2'dir. Şimdi bizden şey isteniyor. Karenin çevresi isteniyor. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı Pisagor bağıntısından ya da bir karenin bir kenarını kök 5 bulurum ama 4 kenarı var. Cevap böylelikle 4 kök 5 çıkar. Yani dördüncü soruyu kesir bulduk. Geldik 5'e. ABC'de dikdörtgen A ve C noktaları verilmiş. C noktasını yazayım. A noktasını da yazayım. Eksi 2'ye 0 verilmiş. Burası da 8'e 0 verilmiş. Yani burası 8 birim burası da 2 birim. Burası dik değil mi? Evet. Burası da dik. Aa diklendik çizildi. Öklit bağıntısı var. Şuraya bir haş dersem. h kare eşittir. 2 çarpı 8'den 16'dan. Haşı buradan 4 bulurum. E, 2 4 ise 2 kök 5 burası. 1 2 kök 5. 4, 4 8 ise burası da 4 kök 5 çıkar. Sonra başka ne yapacağız burada? B noktasının koordinatları isteniliyor. Bizden e hocam D noktası çıktı mı? Çıktı. 0'a 4. A ABC'de bir dikdörtgen aynı zamanda bir paralel kenar değil midir? Paralel kenarın özel bir hali değil midir? Evet. Karşılıklı x'ler toplamları eksi 2 artı 8. Buraya da x virgül y diyecek olursam eksi 2 artı 8 eşittir. Buradaki karşılıklı x'ler toplamına eşittir. x artı 0'a eşittir. Yani x'i böylelikle 6 bulurum. Karşıtlı y'ler toplamları 0 artı 0 eşittir. y artı 4 değil midir? Evet y artı 4'ten y'yi de eksi 4 olarak bulurum x virgül y noktası ne çıktı o zaman 6 virgül eksi 4 çıkar yani cevap böylelikle balık esir yapar 5. soruda geldik 6'ya analitik düzlemde verilen d1 d2 d doğruların eğimleri sırasıyla m1 m2 m buna göre eğimler arkadaş şunun alfası bunun alfası ve şunun alfasına bakacağım ki M3'ün alfasına bakmama gerek yok. Sola yatık. Sola yatıklarda eğim negatiftir. En küçüğü M3'tür. M3 en küçüğüdür. Bir kere o elimizde. Garanti cepte. Diğerleri kesinlikle ama kesinlikle pozitif değil mi? Sağ yatık olduğundan. Evet. Şimdi bunlarda alfaya bakacağım bir de beta'ya bakacağım. Arkadaş dik üçgen oluştursak. Şöyle dik üçgen oluşturunca. Bak tanjant alfa şu bölü şu. Tanjant beta da şu bölü şu. Yani. Arkadaş şöyle A diyelim. B diyelim. Şuraya da C diyelim. Tanjant alfaya bak. Hani M1 dediğimiz nedir? Tanjant alfadır. O da A bölü C'dir. Sonra M2 dediğin nedir? M2 dediğinde tanjant betadır. O da B bölü A'dır. B büyüktür A olduğundan B bölü A, A bölü C'den daha büyük değil midir? Yani A bölü C daha küçüktür değil mi? Ya yani şuradaki dik üçgendeki A bölü C'nin daha küçük olduğunu görüyorsun. O zaman M2 de M1'den mi küçük? Evet. Yani Buradan böylelikle ne geldi? Şuradan ne geldi? Bir dakika. M1, M2. En büyüğü M2 geldi değil mi? Tabi. M2 daha büyük. Şurayı yanlış almışım. M1 olacak burası. Burası da M2 olacak. M3 küçüktür, M1 küçüktür, M2 ama büyükten küçüğe doğru sıralanmış. O da M2 büyüktür, M1 büyüktür, M3 şeklinde olmaz mı? Olur. Altıncı soru e dremit oldu. Geldik 7'ye. Evet abiye doğrusu neyim verilmiş? Arkadaşlar AB doğrusu neyim? 2 noktası belli doğru neyim neydi? Y'ler farkı. A eksi 7 eksi 3 eksi A. Eksi ile yazıyorum buranın. Sonra x'ler farkı. Bölü x'ler farkı. Bölü x'ler farkı. 2 eksi A. Buradan başladım ya o yüzden buradan devam ediyorum bölmeye. 2 eksi A. Eksi A mı yaptı? Evet. İşte bu kaça eşitmiş? 5 bölü 6 eşitmiş. Yukarısı ne yaptı? A'lar gitti. Eksi 10 bölü. Aşağısı ne yaptı? 2 eksi 2 A yapar. 5 bölü 6'dan hocam sadeleştirsek 2 kalır burada. Eksi 12. Eksi 12 eşittir. 2 eksi 2 a yapar. Eksi 2 a'yı buraya. Bu da 14 mi yapar? Evet. A'yı da buradan kaç buluruz? 7 olarak buluruz. A, B uzunluğu isteniyor. A'yı 7 bulduk ya. 7'ye 10 noktası yaptı burası. Sonra A 7 bulduk ya. Burası da eksi 5'e 0 noktası mı yaptı? Evet. Şimdi benden iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. X'ler farkı. Eksi 5 eksi 7. Eksi 12'nin karesi. Artı y'ler farkı 0 eksi 10'un karesi. Yani eksi 10'un karesi. E hocam bu da ne yapıyor? Kare kök içerisinde 144 artı 100. O da kök 244. 2'ye bölsen kaç geliyor? 2'ye bölsen 122 geliyor. 61 geliyor. 4 çarpı 61 yaptı galiba burası. Evet 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevap da böylelikle 2 kök 61 çıkar. Yani cevap E-Dremit oldu. 7. soruda. Geldik 8. soruya. Ali Bey uzunluğu K iken BC uzunluğu 3K verilmiş. BC uzunluğu 3K yani burası 3K verilmiş. Tamam. Sonra D eksi 2'ye 10 verilmiş. Hocam burası eksi 2'ye 10. Bunu da kullanırız. A ve F noktalarından geçen Doğrunun değil mi? Yani ben buradaki noktayı bulacağım kardeşim. Şimdi analitik geometride bir nokta verilmişse isteniniz ya da isteniniz 80'ler olan uzatları bu karışık olacak. Bir de burası. Sonuçta 2 birim sağ, solda ya. Şuranın 2 birim olduğunu direkt söyleyebiliriz. On birim yukarıda. Şurası da on birim. Toplamda on birim olacak burası. Bunu unutma. Şunu unutma. On birim olacak burası. Tamam. Sonra şu bir kare verilmiş. E burada da arkadaşlar sonuçta buradaki noktayı da bulmaya çalışacağım. Ben eksenler olan uzatları bizim için önemli. Önemli. E hocam dalalım alfa beta'ya. ya. 90'lar havada uçuşuyor şöyle bakınca. Alfa beta alfa beta alfa beta. Yani hocam şu üçgenler benzer. Hatta benzer değil. K iken burası da K ya. Eş üçgen oldu. Çünkü 90'ın karşısındakiler eşit. E burada şöyle bakacak olursak. E, buranın karşısı 2 ise şurası beta mıydı? Dur bakayım. Alfa beta alfa beta. Alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı. Burası da 2'dir. Sonra ne yapacağız burada? Onu falan filan kullanacağız burada. Aa, bu arada bu sarı üçgenle buradaki üçgende benzer. Benzerlik oranı kaç? 90'ın karşısı karken burası 3K ya. 90'ın karşısı 3K. 1'e 3 oran var. Alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı 1'e 3 orandan dolayı kaç yapar? 6 yapar. Çok güzel. E bunun tamamını 10 vermişti. E, hocam şunun tamamı 10 ya. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. O zaman betanın karşısı 4 ise betanın karşısı burada da 4 müdür? Evet. Çünkü niye? Ee, burada bu üçgenle bu üçgen eş üçgendi. Hatta burada 1'e 3 oran var ya benzerlikte devam edelim. Benzerlikte olan 1'e 3 ya betanın karşısı 4 ise betanın karşısı 1'e 3 olduğundan burası da 12 olmak zorunda. Çok güzel. Şimdi o zaman A noktasını bulduk arkadaşım. A noktası kaça kaç? 14. Eksi 14'e 4 birim yukarıda 4 noktası yaptı. F'yi bulacağım. Karenin bir kenarını 6 bulmuştuk. Hocam 6 birim sağda 6 birim yukarıda. 6'ya 6 noktası yapar. O zaman eğim neye eşit olacaktır? Y'ler farkı. 6 eksi 4 bölü x'ler farkı. 6 eksi eksi 14. Yani 2 bölü 20 yapar. O da 1 bölü 10 çıkar arkadaşım. Evet güzel bir soru. 8. soru böylelikle Denizli çıktı. Geldik 9'a. Analitik düzlemde 3'e 4 noktasından geçen ve eğim eksi 2 olan doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Bir doğrunun denklemi m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 şeklinde bulunuyordu. M dediğim eksi 2 çarpı x eksi nokta noktadaki x eşittir. Y eksi noktadaki y 4 yani. Eksi 2 x artı 6 eşittir y eksi 4 yapar. Şıklara bakıyorum genelde x'in katsayısı artı olan şıklarda o zaman artı olacak şekilde öbür tarafa atıyorum hepsini. 2 x artı y eksi 10 mu yaptı? Evet. 2 x artı y eksi 10 hangi şıkta var? Akçay şıkkında var. 9. soru Akçay olur. Geldik ona. Evet. Şimdi D doğrusunun denklemini vermiş. Arkadaş bu doğrunun denklemi normalde eksenlerden geçtiği zaman x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer diye mi? Eşittir 1. Düzenle. Bunu 3 ile genişletelim. Bunu 4 genişletelim. 3x artı 4y. Hani bölü 12 eşittir 1 ya. İçler dışlardan eşit çarpı 12. Eşittir 12 mi oldu? Evet. Şimdi bu denklem 3x artı 4y eksi 12 eşit 0 oldu. Aa hocam bu denklem ile bu denklem aynıymış. Burada x'in kas a. Burası a. Burada y'nin kas 2b. y'nin kas 2b. a'yı 3 bulduk. 2 b de eşittir. 4 ise b'yi de 2 buluruz. a artı b toplamı isteniliyor bizden. a artı b toplamı da 3 artı 2'den ne çıkar? 5 çıkar. Yani onun soru denizli çıktı. Geldik 11. soruya. 3ax-2b'ye artı 10 eşit 0 doğrusu ile bu doğru paralel verilmiş. O zaman eğimleri eşit. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi formülden x'in katsayısı 3a bölü y'nin katsayısı da eksi 2b eşittir. Bunun eğimi y yalnızken de eğim x'in katsayısı değil miydi? a bölü 2 eşittir. Peki sadeleştirmeleri yap. a'lar gitti. Eksiler gitti. 2'ler gitti. O zaman ne kaldı burada? 1 kaldı. Burada da 3 bölü b. O zaman 3 bölü b eşittir. 1 ise b'yi de 3 mi buluruz? Evet. b 3 oldu. b ye yerine 3 yazarsam o zaman denklemimiz y eşittir. A bölü 2 x eksi 3 artı 1'den eksi 2 mi geldi? Evet. Benden ne isteniyor? Y ekseni kestiği nokta isteniyor. X yerine ben 0 yazacak olursam eğer Y'sini bulurum. X yerine 0 yazdığımızda burası 0 yaptı. E ne kaldı burada? Eksi 2 kaldı. Y ekseni kestiği yer direkt eksi 2 çıktı. 11. soru akçay oldu. Geldik 12. soruya. Böyle eş yapılarda kısa kenarlarla uzun kenarı verirler diye bir önceki testte de söylemiştik. Bak şuraya A dersek burası da A burası da A eş yapılarda uzun kenar 3A oldu. Hocam uzun kenar 3A kısa kenar A şeklinde yazınca. Bak burası 6'ya Y verilmiş. Arkadaş burası 6 yani 3A eşittir 6 mı? Evet. A'yı buradan kaç bulduk? 2 bulduk yani 2. Yani bir kenar 6 oldu bir kenar kısa kenar 2 mi oldu? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? Diye doğrusunun denklemi. Kısa kenar 2 uzun kenar 6 yazınca. Hocam burası kaç yaptı? 8. Y eksenini kestiği yer 8. Burası kaç yaptı? 10. Burası da 10. X bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1. Doğrunun denklemi değil midir? Evet. Yani cevap böylelikle direkt akçay yaptı. Ve 12 ileri bu işi bitirmiş bulunuyoruz. Yani test 2 bitmiş bulunuyor. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.